çözücü seçiminin SN1 veya SN2 mekanizması üzerinde etkisi olabilir. Polar protik çözücülerle başlayalım. Polar protik çözücü en az bir hidrojenin bir elektronegatif atoma bağlı olduğu bir çözücüdür. Örneğin buradaki suya bakarsanız hidrojen var ve bir elektronegatif atoma yani oksijene doğrudan bağlı. Yani su polar protik çözücü örneğidir. Yanındaki ise metanol Burada da yine hidrojen var ve bir elektronegatif atoma yani oksijene doğrudan bağlı. Ve son olarak aynı yapıdaki asetik asit bulunuyor. İşte hidrojenimiz burada ve oksijenimiz de şurada. Bu polar protik çözücüler daha çok SN1 mekanizmasında yer alırlar. Yazalım. SN1. Şimdi bunun nedenine bir bakalım. Burada aşağıda bir tert bütil bromür görüyoruz ve bir SN1 mekanizması için buradaki ilk adımımız ayrılan grubun ayrılması. Öyleyse bu elektronlar bromür anyonumuzu oluşturmak için broma kapanacak ve aynı zamanda bir karbokatyon oluşturacağız. İlk önce karbokatyonumuzu oluşturalım. 3 metil grubuna bağlı bir karbonumuz var ve bu düzlemsel bir karbokatyon. Şimdi size bunu göstermeye çalışacağım. Karbokatyonumuzun artı bir formal yükü var ve burada 3 ortaklanmamış elektron çiftine sahip bromumuz da olacak. Onları da ekleyelim. Tabi broma bağlı bir ortaklanmamış elektron çifti daha bulunuyor. Onlar da bu bağdan gelenler. Morla işaretlemiş olalım. İşte mor elektronlar. Böylece brom, bromür anyonu olarak eksi bir formal yüke sahip oluyor. Yani bu durumda SN1 mekanizmamızda bu karbokatyon ve bu anyon bulunuyor ayrılan grubun ayrılmasının SN1 mekanizmasındaki hızı belirleyici basamak olduğunu biliyoruz. Eğer su gibi bir polar protik çözücü kullanıyorsak su hem katyonu hem de anyonu kararlı yapabilir. Örneğin karbokatyonumuzda karbonun artı bir yükü bulunuyor ve suya baktığımızda oksijenin kısmi negatif yükü var. Çünkü hidrojenden daha elektronegatif. Bu durumda bu hidrojende kısmi pozitif yüke sahip olacak. Böylece bu molekülün negatif kısmı yani oksijen karbokatyonumuzdaki bu artı yükle etkileşime girecek. Buradaki su molekülünü de gösterelim. Burada kısmi negatif yüke ve 3 ortaklanmamış elektron çiftine sahip oksijen karbokatyonumuzu kararlı yapmaya yardımcı olacak. Ve buradaki eksi yüklü bromür anyonumuz su molekülünün diğer ucu olacak. Şimdi buraya su molekülünü çizeyim. Oksijenin iki tane elektron çiftini ekledikten sonra bu kısmı pozitif hidrojenlerimiz etkileşime girip bu anyonu kararlı yapmaya yardımcı olacaktır. Demek ki polar protik çözücüler hem karbokatyonu hem de anyonu kararlı yapmaya yardımcı oluyor. Bu da SN1 mekanizmasının gerçekleşmesini sağlıyor. İşte polar protik çözücünün SN1 mekanizmasında yer almasının nedeni budur. Şimdi polar aprotik çözücülere bir bakalım. İlk önce dimetil sülfoksitle başlayalım. Daha yaygın ismiyle DMSO. Oksijen sülfürden daha elektronegatiftir. O zaman oksijen bir miktar elektron yoğunluğunu çekecek ve kısmi negatif olacak. Sülfürse kısmi pozitif olacak. Polar aprotik bir çözücüde doğrudan bir elektronegatif atoma bağlı bir hidrojen yoktur. Şimdi DMSO'daki hidrojenleri düşünelim. Evet, buralara hızlıca bir çizeyim. Bu karbonda 3 tane olacak ve bu karbonda da 3 tane olacak. İşte bir karbona doğrudan bağlı hidrojenlerimiz bunlar. Ve elbette karbon çok elektronegatif değildir. Bu yüzden bu bir polar aprotik çözücüdür. Şimdi DMF'ye geçelim. Yani dimetil formamide. Yine elektronegatif bir atoma doğrudan bağlı bir hidrojen yok. Bu hidrojen doğrudan bu karbona bağlı. Buradaki karbona bağlı 3 hidrojen ve şuradaki bu karbona da bağlı 3 hidrojen olacak. Dolayısıyla DMF de bir polar aprotik çözücüdür. Ve son olarak hexametil fosforamide bakalım. Kısaltma olarak HMPa'yı kullanıyoruz ama kafanız karışmasın. Buradaki P harfi fosforun İngilizcesinin baş harfi. Burada da yine elektronegatif bir atoma doğrudan bağlı hidrojen yok. Polar aprotik çözücüler SN2 mekanizmasında yer alırlar. Şimdi bunun bir nedenine bakalım. Ekranın altında şurada bir SN2 tepkimesi bulunuyor. Solda alkil halojenür ve burada sodyum hidroksitimiz var. DMSO'yu çözücü olarak kullanabiliriz. Bu yüzden buraya yazayım. SN2 mekanizmasında nükleofil alkil halojenürümüze saldırırken bununla aynı anda ayrılan grubun da ayrıldığını biliyoruz. Nükleofilimiz hidroksit iyonu bu karbona saldıracak ve bu elektronlar bromür anyonumuzu oluşturmak için broma kapanacak. Bu durumda OH bromun yerini alacak ve bunu da zaten ürünümüzde görebiliyoruz. SN2 mekanizmamızda alkil halojenlere saldırmak için güçlü bir nükleofil gerekir. DMSO, hidroksit iyonunun yani nükleofilimizin etkinliğini artırmasına yardımcı olacak. Şimdi tepkimede nasıl yardımcı olacağına dair bize fikir verecek bazı görsellere bakalım. Burada bir sodyum hidroksit bulunuyor. İlk önce sodyum katyonuna odaklanalım. Şurada. DMSO katyonlar için iyi bir çözücüdür ve bunun nedeni oksijenin kısmi negatif yüklü ve sülfürün de kısmi pozitif yüklü olmasıdır. Ve oksijenin bu ortaklanmamış elektron çiftleri sodyumumuzdaki artı yükü kararlı yapmaya yardımcı olur. Burada da aynı durum geçerli. Kısmi negatif, kısmi pozitif ve yine katyonumuzu kolayca çözebiliriz. Dolayısıyla polar aprotik çözücünün katyonu iyi çözmesi bu iyonu nükleofilimizden ayırabileceğimiz anlamına gelir ve bu da hidroksit iyonunun etkinliğini arttırmış olacaktır. Hidroksit iyonunun kendisi polar aprotik çözücüyle çözülmez. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Oksijen kısmi negatif, sülfür de kısmi pozitif. Bu yüzden kısmi pozitif yüklü sülfür kısmi negatif yüklü nükleofille etkileşime girebilir. Ama unutmayın, burada büyük metil gruplarımız var. Ve sterik engel sebebiyle hidroksit iyonumuzun DMSO ile etkileşime girmesi engellenmiş olur. Yani hidroksit iyonu burada tek başınadır. Ve bu onun nükleofil olarak etkinliğini arttırır. O da alkil halojenire daha iyi saldırabilir. Su gibi bir madde kullansaydık suyun polar protik bir çözücü olduğunu biliyoruz. Oksijenin kısmi negatif ve hidrojenlerin de kısmi pozitif olduğunu hatırlayın. Polar protik bir çözücü nükleofille etkileşime girip onu çözerdi ve nükleofilin etkinliğini azaltırdı. İşte bu yüzden SN2 mekanizması istiyorsanız polar protik çözücüler pek işe yaramaz. Polar aprotik çözücüler nükleofilimizin etkinliğini arttırır ve bu nedenle SN2 mekanizmasında bunlar tercih edilir.